Arkadaşlar Şenyuma köyünü tanıtmaya geldim. Normalde dün aslında çekmiştik bu köyü güzel bir şekilde. Fakat eşim yanlışça sildiği için tekrar tanıtıyorum size. Şöyle kısadan size tanıtayım size arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan başlıyor. 3-5 haneli bir köy olarak geçiyor. Gördüğünüz kahve Çinçiva diye bir yer var. Buranın en büyük kahvesi işte. Bayağı kişi var. Çünkü dere üzerine bayağı bir alan yapılmış mesela, oraya oturmuşlar. Akşam keyif yapılıyor. Saat şu anda 7.30 suları. Çinçiva kafe restoran burası. Sol tarafında güzel bir dükkan var. Şöyle baktırayım size. Dükkanın ismi de şöyle bakalım. Peri. Peri dükkanı diye bir yer. Bu şekilde. Bayağı bir ileri geçe satılıyor. Şimdi kalabalık. Hani buranın en değerlerinden biri. Bu şekilde yakından da baktırayım size arkadaşlar. Bayağı güzel. Rengarenk her türlü sende şey var. Belirik eşya olarak çay bile mevcut. Şurup, çay filan. Bu şekilde görüyoruz. Şimdi sol tarafına bakıyoruz. İkinci bak kafenin ön tarafı arkadaşlar, böyle. Geliyoruz. Burada Zua Kafe diye bir yer var. Bu şekilde görüyorsunuz burayı da. Hemen burada bir Bozay'ı diye bir alan var. Maşallah Bozay'ı el yapım ürünler diye. Şöyle bir dükkanı var. Orayı biraz zoomlayayım size. Şöyle. Bozay'ın dükkanı. Hemen akabinde devamında Şenyuma Köyü Muhtarlığı. Şey, Koruma Derneği şu şekilde bayrak asılmış, şanlı bayrağımız. Dönüyoruz burada tekrar Çinçiva Kafe'nin ön yüzünü göstereyim size bu şekilde. Kapısında bu ceviz ağacı bulunuyor, bayağı güzel. Üzerinde bayağı bir ceviz var maşallah. Ondan sonra geliyoruz bu tarafa. Bir tane daha bir böyle kafe tarzı bir yer var. Ve orada da Atatürk'ün bir sözü var. Hemen yanaşalım. Bu şekilde. Bu şekilde. Buradan da bu şekilde. Çinçiva Kafe'nin içi de şuradan gözükebiliyor arkadaşlar. Bu şekilde. Zoomlayayım size. Bu şekilde bir kafeterya var ya da kalabalık. Köy bu kadar arkadaşlar. Yamantepe Öğretmen Evi'nde kahvaltıdayız. Atay ailesi olarak hep beraber. Atay ailesi. Afiyet olsun. Teşekkürler. Herkese çok güzel, yalnız tavsiye ediyorum. Bu taraflara gelen bütün gezgin içimlere, seyahat severlere Yamantepe Öğretmen Evi'ni tavsiye ediyorum. Pansiyonlarda pahalı yerlerde kalanlar kadar öğretmen evinde 5 yıldız otel tarzında kalabilir. Görüyorsunuz arkadaşlar. Çok şahane bir ortam var. Hepinize afiyet olsun. Ben de dahil. Yamantık Öğretmen Evi'nden çıktık. Şimdi Zilkale'ye doğru gidiyoruz arkadaşlar. İsviçre'nin altlarında gibiyiz aynı. Seri bir şekilde gidiyoruz arkadaşlar. Yeşillikler içinde. Güzel bir hava var. Tertemiz, mis gibi. Devam ediyoruz. Hedefimiz Zilkale. Zilkale'de biraz size çekim atacağım, oraya da gidiyor. Orayı da göstereceğim size arkadaşlar. Çok güzel bir yer, çok neşeli. Çocuklar da arabadalar, hep beraber. Onlarla beraber gezmeye gidiyoruz şimdi arkadaşlar. Hava da güzel, inşallah bozmaz. Çok iyi olur, güzel olur. Nasılsınız kızlar? Nasılsınız? Merhaba deyin bakayım. Merhaba. Merhaba. Bakalım. Evet arkadaşlar, Zilkale'ye bu güzel görüntüler eşliğinde Zilkale'ye gidiyoruz. Evet. Derenin kenarına indik. Bir önceki videoda söylemiştim. Artık fırtına denesi otel.
Ve otel devam ediyor. Bizim gideceğimiz yerde de muhtemelen çok fazla otel yok. İnşallah yoktur. Arkadaşlar ilk durak Zilkale. Böyle sürekli dere kenarından arkadaşlar eşlikler içinde gideceğiz. Böyle manzara eşliğinde Zilkale'ye kadar gideceğiz. Bakalım Zilkale'de bizi ne bekliyor. Ben de ilk kez çıkmış olacağım. Daha önce çıkmadım. Zilkale'yi ben de ilk defa görüyorum. Zaten bu programı yaparken özellikle gitmediğim yerleri yapmaya çalıştım. Zaten çok gittim, çok gördüm ama gitmediğim yerler arasındaydı. Ben de merak içinde bekliyorum. Zilkale'yi hep birlikte göreceğiz. Arkadaşlar Zilkale'ye girmek üzereyiz şu anda. Çok güzel bir kale arkadaşlar. Şöyle bir döneceğiz şimdi, virajı geleceksiniz. Yollar da güzel, fena değil. Doğal her taraf şu an için. Ve göründü şu anda, evet, Zilkale'yi gördüğünüz güzel arkadaşlar. Milli Park Zilkale burası arkadaşlar. Çok güzel. Şu anda Zilkale'nin yanında durduk şöyle. Resim çekin bakalım. Görüyorsunuz Zilkale burası arkadaşlar. Böyle dağın başında bir kale. Beşanlı bayrağımız dalgalanıyor orada. Dağın ortasında böyle bayağı bir belirgin güzel bir yer. Birazdan duralım da aşağıda da çekim yapalım. Arkadaşlar Zilkale'deyiz. Gördüğünüz eser Zilkale. Gayet güzel. Çok güzel bir eser arkadaşlar. Zilkale. Harika. Eskilere teşekkür etmek lazım. Bu kadar güzel bir eser bırakıyor. İnşallah gelecek nesillere de bırakır bu şekilde. Hani en azından şey yapmadan. Çok güzel bir eser arkadaşlar. Gidip bakacağız, göreceğiz daha yakından şöyle. Gidiyoruz işte ikizleriyle annesi beraber gidiyorlar. Biz de bu açıdan da alabiliriz. Bu şekilde görüyorsunuz. Çok güzel. Çok harika bir eser. Şöyle yakına getiriyorum. Meşhur Zilkale. Böyle kocaman yeşilliklerin, dağların arasında böyle güzel bir eser. Nasıl yapılmış o zamanki şartlarda, inanılmaz. İnsan burada huzuru buluyor gerçekten. Nefes alıyorsun, oksijen alıyorsun. Bakın bebekler, benim bebekler de orada, anneleri de burada. Bakın burada ilginç bir yazı gördüm arkadaşlar. Karadeniz insanının keskin zekası. Tuvaletin isimleri yazılmış. Bakın. Böyle. Kaç tane? 12, 13 tane ismi var arkadaşlar. Gayet farklı isimler var. Kademhane. Hane var. Tekrar Zilkale'ye doğru böyle geçiyoruz arkadaşlar. Zilkale'ye çıkınca da oradan da çekim yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar Zilkale'nin giriş kapısındayız şu anda. İçeri doğru gideceğiz arkadaşlar. Şu anda size giriş kapısında yazı var, onu göstermek istiyorum. Buyurun. Görüyorsunuz. Böyle bir yazı var arkadaşlar. Giriş 4'tür arkadaşlar. 65 yaş üzeri ve yani şey 15 yaş çocuklar ücretsiz. İçeri giriyoruz. Bak, bir şeyler koymak için buralara boşluklar. Girişte de şöyle boşluklar yapmışlar. Şöyle uzaktan da çekebiliriz bu şekilde. Çabuk olur. Tabii böyle içeri girdik şu anda arkadaşlar Zilkale'ye. Çekimlere ilk rica devam edeceğiz. Evet. Evet arkadaşlar, burası da depo kısmı olarak kullanılıyormuş. Böyle şu şekil. Görüyorsunuz, evet. Kapıdan bu şekilde. Yük hayvanlarının, komşularının ve değerli olmayan yüklerinin emanet olarak bırakıldığı bir depo olarak kullanılmış. Evet.
bu şekilde kaleye evet, doğru. Bu da manzara. Böyle arkadaşlar buna. Manzaraya bakıyoruz. Oradan. Bu şekilde. Aşağısı uçurum. Evet. Aşağısı bayağı bir yüksekteyiz şu anda. Şöyle doğayı görebilirsiniz. Şöyle uçurum. Bu şekilde kalenin üstündeyiz tam olarak arkadaşlar. Bayağı yüksek. Şöyle turlar geliyorlar insanlar. Rehberler eşliğinde geziyorlar. Böyle içeri doğru geçeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kalenin şu anda en üst kısmındayız. Gördüğünüz gibi. Şu şekilde göstereyim size arkadaşlar. Şöyle içerisi. Şu anda bayrağın dalgalandığı yer. Şu üst kısmı da şöyle yukarıya kadar. Merdiven yok ama burası sadece kule kısmı. Üstü açık. Bu şekilde. Hani ucu bucağı yok, bayağı uzun bir kale. Kenarları uçurum. Savunma kalesi olarak inşa edilmiş zamanında. Yani bir kale olarak değil de daha doğrusu bir yerleşim alanı olarak düşünebiliriz. Şimdi ibadethanesinden deposuna kadar birçok yaşamsal ihtiyacın olduğu yerler var arkadaşlar. Böyle insanlar geliyor buraya akın akın bu şekilde. Tepeler görüyorum. Bakın tepenin hizasında resmen bu şekilde. Bu şekilde herkes geliyor, resmini çekiliyorlar, gidiyorlar arkadaşlar. Şöyle aradan dere gözüküyor. Görüyorsunuz işte arkadaşlar. Bayağı yüksek. Buradan ilerliyoruz. Şöyle alt kesimi tanıtacağım size arkadaşlar. Görüyorsunuz, buradan aşağıya gösteriyorum size. Şimdi buradan şöyle vadiye doğru bakın. Oradan bu tarafa yere doğru Gito'ya doğru, Gito yerasına doğru gidilebiliyor. Böyle arabaların park ettiği yerde buyurun. Yolun olduğu yer. Yine dumanlar var. Bu şekilde. Orası Zilkale. Böyle geliyoruz arkadaşlar. Pardon. Böyle duvarın dibinden yaslana yaslana resmen geçiyoruz arkadaşlar. Böyle geliyoruz. Orada hazine var. Hazine var. Öyle hazine geçeceğiz. Var. Var, var, evet. Bir varsayımı göre hazine varmış burada. Geçiyoruz buradan. Olursak yaşadık. Böyle geliyoruz. Evet, buradan tekrardan. Defne. Şu uykusu gelmiş. Buradan çekeyim de falan devam edelim buradan. Bakın derinin akışı böyle. Buradan geliyor. Bu taraf dediğim gibi dijital evrasına doğru gidiyor arkadaşlar. Geçtikler içinden böyle. Kalenin işte geldiğimiz yönü böyle aşağıdan tüm çocukları hanım böyle çekiyoruz. Bayağı yüksek arkadaşlar. Yani yükseklik korkusu olan yani biraz sıkıntı yaşayabilir. Yine de etrafı çevirdi tabii, korkuluklar var. Hayır, hepsi yok. Böyle bu şekilde. Hadi.